hangi masada hangi arkadaşım uyuduğunu da söyler. Onu da dikkate davet ederim. Ama görüyorum ki hiçbirinizin uyumaya niyeti yok. Belki birçoğunuz bu gece yatmayacak. Yarın biraz sonra anlatacağım şeylerle Türkiye'ye gelme konusunda valizlerinizi hazırlayacaksınız. Çünkü sıkı durun. Size hakikaten son derece iddialı bir teşvik sistemini anlatacağım. Evet. Türkiye elde etmiş olduğu bu kazanımlarından bir milimetre dahi geriye gitme lüksüne sahip değil. Tüm planlarımızı, tüm programlarımızı biraz evvel ifade ettiğim 2023 hedeflerimize ulaşma noktasında belirlemiş ve tespit etmiş durumdayız. Bundan dolayı dünyanın bütün ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi olabildiğince geliştirmek istiyoruz. Avrupa Birliği ile 17 yıldır devam eden gümrük birliği anlaşmamız var. İhracatımızın yarıya yakını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Ve Türkiye ihracatının yaklaşık yarıya yakını Avrupa'ya yaparken dörtte birlik kısmını da Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya yapan bir ülke. Bilhassa Avrupa'nın içinde bulunduğu ekonomik daralma ve küçülme, bilhassa Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Arap Baharı ile beraber başlayan siyasi ve ekonomik krizlere rağmen Türkiye ihracatının 2011 yılında %18.2 gibi değer bazındaki artırması Türk ihracatçısının hükümetimizin yeni pazarlar bulma ve yeni pazarlara girme noktasındaki kararlılığının çok net bir göstergesi. 18 ülkeyle şu anda serbest seyahat anlaşması yapmış durumdayız. Güney Amerika'da Şili'den tutun dünyanın en doğusunda, bize göre en doğusunda Güney Kore'ye varıncaya kadar. Bunlar Türkiye'de yatırım ve üretim iklimini bir yerde cezbedecek olan önemli ticari diplomasisi alanında yapmış olduğumuz önemli açılımlar. Bunları yaparken bir taraftan da dünyadaki tüm ülkelerle ve bölgelerle ticari temsilciliklerimizi daha fazla geliştirmek kararlılığı içindeyiz. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Siz buradan Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Ama iyi gördüğünüzden eminim. Ama biz Türkiye'den Amerika kıtasına bakarken eskiden olduğu gibi sadece Amerika'yı Washington'dan ve New York'tan ibaret görmüyoruz. Biz Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'nın Texas eyaletinin de içinde olduğu, Kaliforniya'sının, Illinois'un, Georgia'sının, New York eyaletinin içinde olduğu ve Amerika toplam milli gelirinin yarıya yakınını gerçekleştiren, yarıdan fazla ithalatını yapan eyaletleri tek tek göz önünde bulunduruyoruz. İşte beni Houston'a ikinci sefer getiren sebep budur. Ve işte şimdi Türkiye ile bilhassa Texas'ta ve Houston'da ekonomik ilişkilerimizin çok daha fazla artırılması için yoğun gayretler içindeyiz. Amerika'da önceki dönemlerde ticari temsilciliklerimiz sadece Washington, New York ve Chicago'da oluşmuşken bugün Los Angeles, Seattle ki işte biraz bundan birkaç saat önce açılışını yapmış olduğumuz Houston, Miami ve San Francisco'da toplam şu anda 11 temsilciyle temsil edilirken çok yakın bir süre içinde Boston'da da ticaret temsilciliğimizi açarak 14 temsilcimizi Amerika kıtasında görevlendiriyoruz. Bu tekrar ifade etmek istiyorum ki ticaret müşavirlerimizle aramızdaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve sizlerin Türkiye ile ilgili her türlü konularınızı birinci elden destek alarak takip edebileceğiniz yapıyı oluşturmak. Bu da diğer taraftan son derece önemli. Ancak Türkiye oturduğu yerden de müşteri bekleyecek lükse sahip olmadığını da biliyor. Ticaretin içinden geliyorum. Bizde çok önemli bir söz vardır. Gidemediğin yer senin değildir deriz biz. Bundan dolayıdır ki bugün biz dünyanın her noktasına Amerika'nın en önde olan eyaletlerine ve bunların en önemli şehirlerine bugün olduğu gibi seyahatler düzenliyoruz. Ve bugün Türkiye, Türk Hava Yolları
190 noktaya uçuş yapıyor. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri oldu Türk Hava Yolları. Ben 1,5 yıl önce geldiğimde, tabii o zaman şimdiki gibi Türkiye'de sabaha karşı bir saat değildi. Öğlen zannediyorum Celil toplantı. O zaman Houston'ın Türkiye ile Türk Hava Yolları'nın direkt uçuş yapması noktasında genel müdürü aramıştım. O günü hatırlayanınız var içinizde. Ve genel müdürü bu konudaki görüşlerini size canlı yayınla vermiştim. Şimdi bugün yine gelirken genel müdürü havaalanına indikten sonra Sayın Başkonsolosluğu'yla beraber gelirken aradım. Ki biraz evvel konuşmasını yapan İhracatçılar Meclisi'nin çok değerli başkanı, kendisi de büyük sanayici ve ihracatçı olan Mehmet Büyükekşi kardeşim, aynı zamanda fahri olarak Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu üyesidir. Kendisinin de bilgisi vardır. Ama şunu çok net artık söylemek istiyorum ki, Chris de bahsetti, Andy bahsetti, bütün arkadaşlarımız bahsetti. Şimdi ben size bu yılın sonuna doğru Türk Hava Yolları'nın ilk uçuşunu ben de uçuşlu olarak buraya getirmeye söz veriyorum. Teşekkürler. Evet, yani siz böyle bir alkışı daha evvel yaptıydınız, ben belki bu gelişleri de getirirdim size inşallah. Ama tek net ifade etmek istiyorum ki bu yılın Aralık ayına kadar mutlaka Türk Hava Yolları'nın Türkiye İstanbul Houston direkt sefretini inşallah başlatacağız. Ve beraberimizde Mehmet kardeşime şimdiden siparişi de veriyorum. Bir uçak dolusu iş adamı ve basın mensubuyla beraber gelmeyi taahhüt ediyoruz. Ve inşallah o tarihten itibaren direkt uçuşlarımız artık başlayacaktır. Yani beni tanıyanlar bilir, ben son derece inatçı, son derece işini takip eden biriyim. Hatta bu konuda bıkkınlık verecek kadar takipçiyim. Bu benim iş adamlığımdan geliyor çünkü. Yani bu sözü size verdikten sonra bana bu sözü hiçbir kimse bu sözü artık getiremez bu saatten sonra. Onu çok da ifade etmek istiyorum. Evet, aslında biz bunu yaparken bir taraftan Amerikalı dostlarımızı, Houston'dan Texas'taki dostlarımızı Türkiye'ye direkt uçuş sağlayarak ekonomik, turistik ve siyasi işlerimizin daha fazla geliştirmesini sağlarken aslında bir taraftan da kendi ülkemiz, kendi iş adamımız zaten bunu yapmak zorundayız. Ve inşallah bu gelişmeyle beraber Türkiye, Houston, Texas eyaletindeki ilişkilerimiz, evet, parmak ısırtacak kadar önemli bir seviyeye gelecektir. Bu konuda iddialıyız. Ve bu konuda sizlerin de aynı duygu ve düşünce içinde olduğunu görmekten de hakikaten mutlu ve memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantıdan sonra görüşeceğim arkadaşlar var. Önceden tespit edilmiş olan veya içinizde hala Türkiye ile ilgili bir yatırım kararı aşamasında olan arkadaşlarım varsa bizim dükkan sabaha kadar açık. Ne zaman isterseniz görüşmeye de hazırım. Bu konuda bilhassa Türkiye'ye yatırım yapacak olan arkadaşlarımızın mutlak surette bana soracakları veya benden duymak istedikleri konularda ifade ettiğim gibi bilgilerimi aktarma konusunda tekrar dikkatlerinize getirmek istiyorum. Evet, bunlardan sonra belki sizlere şunu da ifade etmek isterim ki, ben tabii dünyanın her tarafına giden biriyim. Dünyanın her tarafına giderken de tabii Türkiye'deki bakanlığın bünyesindeki işleri de yapmak zorundayım. Size diyebilirim ki bu son 3 yıllık bilhassa Ekonomi Bakanı ve Dış Ticaret Bakanı olduğum dönemde haftada ortalama evimde kalış süren en fazla bir gün olmuştur.